Evet, 8 Ağustos 2022 ve yine Giresun'dayız efendim. Teyyaradücü Mahallesi'nde rekor gübre ürünlerinin tabandan, yapraktan, yine tabana püskürtülere kullanılan püskürtme ürünleri dahil 3 tane ürünümüzün kullanıldığı evet. Efendim, fındık bahçesi. Yahya Bey'i tanıyorsunuz. Yahya Özbayram Beyefendi. Geçen sene yine bu tarlamızı çekmiştik, bahçemizi çekmiştik. Evet. Giresun merkezde Teyyaradücü Mahallesi'ndeyiz. Efendim Yahya Bey, geçen sene bölge olarak biliyorsunuz fındık yoktu. Ama yine biz fındığımız Allah'a şükür çok güzeldi. Yine o bahçedeyiz. Evet. Ağaçlarımız gene dolu, gene dolu. Evet. Evet. Nedir efendim? Durumlar nedir? Ürünlerimize ne katkı sağlıyor? Ağaçlarımızın sağlığı nasıl? Şu yaprak kalitesinin durumu nedir? Bir bunu anlatır mısınız efendim? Şimdi efendim ilk önce hoş geldiniz. Allah razı olsun, hoş bulduk. Bize misafir oldunuz. Evet. Şimdi geçen sene de gelmiştik. Geçen sene buralar daha cılız bir bahçeydi. Yani hı. Bahçenin yarı belden yukarısı gelişmeye müsait değildi yani. Evet. Alt kesimler daha gelişmişti. Eskiden de orta şekerdi. Evet, daha da evet, iyi oldu. Evet. Ama çok yapısal olarak kötüydü. Sıkıntılı evet, yerler vardı. Evet. Bu sene bu yamaç dediğimiz, gediz dediğimiz yerler aşağıya farkındalığı kapattı. Kapattı. Daha hızlı büyüdü. Daha çünkü taban ürünlerimizi kullandınız tabii yani. Daha iyi büyüdü evet. Ve bu sene boş dal yok yani. Aşağıdan daha şey. Baksana şu şimdi, dallarımız mesela evet. Mükemmel yani. Bak, evet. Sene. Aşağıyı da göstereceğiz şimdi. Yani, sadece burayı yani değil. Şöyle baksın da. Bunların cinsi nedir efendim? Yağlı karı. Giresun yağlısı. Giresun yağlısı. Giresun'un Giresun yağlısı evet, fındığı. Giresun yağlısı. Ya yani abicim. Tabanda toprak düzenleyici kullandım rekor gelişimin. Evet efendim. Ondan sonra suyla, damlama suyuyla beraber ocak dibine atılan püskürtülen ürünümüzü kullandınız. Onu kullandım. Normal taban gübreleri verdiniz. Taban gübrelerini de verdik. Azotlu gübre verdiniz. Azot, fosfor, potas onları verdik. Harikasınız. Yani bugün ondan sonra 3 defa da yaprak gübresi. Rekor gübre yaprak gübresi. Rekor gelişim yaprak gübresi. Nisan, Mayıs, Haziran ve dönemlerinde. Ve gerekli olan ilaçlamaları da yaptınız. Tabii hepsini yaptım. 2 defa külleme ilacı attım. Evet. Ondan sonra fındık kurdu ilaçlarımızı falan attık. Şöyle bir tripodu kaldırıp mümkünse bahçenin genel durumunu üstten bir gösterelim şöyle. Efendim zaten bakın. Fındık üretici arkadaşlarımız, çiftçilerimiz yani tek bir gübreyle her şeyin olmasını istiyorlar. Mümkün yani değil, diyorlar ki mümkün değil. Ben bu sene şu gübreyi atacağım, bunu atmayacağım. Mümkün değil. Şunu atacağım, bunu atmayacağım. Öyle bir şekil yok arkadaşlar. Yani hiç uğraşmayın. Dolayısıyla bugün çünkü her gübrenin, her uygulamanın, her ilacın dönemleri farklı çünkü. Dolayısıyla bugün yani bu işi bilen insanlardan hangi dönemde ne atmanız gerekiyor öğrenmenizi tavsiye ederiz. Dolayısıyla bugün efendim şu gübre pahalı, bu gübre pahalı. Ben size şunu söyleyeceğim. Şimdi bugün bir gübreyi alırken kaç para olduğuna değil, ocak başı maliyeti nedir? Ocak başı getirisi nedir? Bugün evet. Hesabımızı yapması gereken nokta budur. Ben şimdi hesabını yapıyorum. Diğer verdiğiniz kimyasal taban gübreleri dahil, üst gübresi dahil gibi gübreleri katsanız da sanırım 300 gram fındık parası yapıyor mu ocak başına? 300 gram gibi. Yani 300 gram fındık 15 lira falan eder. Mesela, yani ocak başına maliyet. Evet 15 lira falan eder. Bizim bakayım yani buna 1 kilo taban gübresi alsan. Evet. 500 liradan aşağı değil çuvalı. Biz hesabını yaptık efendim evet, de. Şunu evet. Ben genel olarak sordum. Emin olun o kadar yapıyor yani. O kadar yapıyor. Yani mi? Bugün ocak başı 300 gram fındık parası yapıyor ama siz ocaktan 3, 4, 5 kilo ya da ilave tabii, en az 1 kilo, 2 kilo aldığınızda ilave konuşuyorum size. Tabii. Ha, bugün bakılmayanların halini görüyoruz yani. Fındık falan yok hali. O yüzden yok. Bu konuyu hesap olarak böyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Abi evet. Şu fındıkları bir gösterelim şöyle. Şimdi güneş o tarafta da. Biz istersen aşağı doğru yavaşlayalım şöyle. Tamam. Ha, çünkü gördüğümüz gibi fındıklarımız durum bu şekilde. Yahya Bey bu sene iklim efendim 2022 nasıl geçiyor? Yani bir iklimi de göster anlatalım şöyle. Gelin. Kamera göstere göstere. Hı. Evet. İklim Karadeniz Temmuz'da bayağı yağmur aldı. Yağmurdan gökyüzünü göremedik yani bu sene. Evet. 1-2-3-4 gün bir güneş oldu. Fakat şey yaptı. Fazla yağmur da külleme yaptı yani. Evet. Şeyden dolayı bazen fındıklarda küfe bağlı zayiatlarımız oldu. Gayet yani. Normal efendim. He. Yıl maalesef böyle bir yıl. He. Özellikle bakın bu tarafa, kuzey tarafına doğru gelindiğinde İşte Çorum'dur, Bayburt'tur, Gümüşhane'dir yani bu kuzey taraflarında ve kuzeye doğru gittikçe birçok bitki büyüyemediği için çürüdü, kök çürmesi oldu. Evet. Peki buraya geçen sene rekor gelişim verilmedi. Buraya sadece yaprak gübresi verilmişti yani. Şey peki rekor gelişim taban gübresi verdiğinde buradaki büyüme nasıl oldu?
kütür büyümesi. Biraz daha fazla. Hele köydeki yerimi de kullandığım evet. O şey toprak düzenleyici. Evet efendim. Orada biraz daha derin toprak orası. Burası evet. Kaçlık olduğu için burada çok evet. Hissedilmiyor ama orada bayağı hissedildi. Çok orada daha hızlı. Fındıklar çok daha mükemmel. Evet efendim. Şimdi burada da gayet büyümüş çünkü bunlar sayılıyordu tek evet, tek yani. Evet, bunlar sayılıyordu tek tek yani. Şu bölgede ben ocak yetiştiremedim eskiden yani. Evet. Dal yetiştiremedim. Tabii şu fındıkları gösterelim evet. Bir. İnelim efendim. Yavaş yavaş inelim şöyle. Kamera istersen önüne geçsin şöyle. Çünkü bahçe birbirine girmiş. Biz burada geçen sene yürüyorduk yani normal şekilde. Evet. Evet. Yani siz tabii içinde olunca o kütür büyümesini, boy büyümesini fark edemiyorsunuz galiba. Gel abile gelsin. Buralar de. Büyümüş yani. Hasata gelmiş bir bahçe. Giresun yağlısı evet. Zaten normal. Hasat zamanı da işte. Şunu çekebilirsin. Evet. Bu sene genç dallarda daha güzel yani. Şimdi bakın. Genç dallar güzel diyorsunuz ama aşağıda birbirine girmiş. Evet. Gösterebilirsek Ordu'da geçen seneden gene daha fazla. Evet evet evet. Yani evet. Her yıl maşallah var yani. Ben geçen sene... Şunu tam olarak bir gösterebilir miyim şöyle? Şu işte ışığa doğru baktığımız için aşağı doğru bakmamız lazım ama gelin be. Çünkü orada ışığa karşı o keser onu. Gelelim böyle aşağı doğru gidelim abi. Çünkü ışığa baktım olmaz abi. Yavaş gelelim. Kameraman da yavaş gelsin çünkü... Tamam. Yoksa yuvarlama politikanızı seçin abi. Nasıl yuvarlanacaksınız tamam mı? Arazi çok dik çünkü. Arazi. Manzarayı şöyle gösterelim. Deniz manzarası. Çok güzel manzarası var maşallah. Yani böyle. Giresun'un merkezi çok zaten burası. Yavaş yavaş gelelim kardeşim. Ha. Yoksa. Şuradan. Arazi çok dik böyle. Ha. Mesela bak abi. Şu dur abi bekleyin. Kamera gelsin abi şöyle bir dur. Şimdi. Şu dalın fındığını alabilirse. Evet. Yavaş evet. Şimdi tabii arkadan da olsa daha rahat gözükecek ama işte aşağıdan da o açıyı alamıyoruz, göremiyoruz yani. Bırakın mesela dal nasıl eğilmiş görüyorsunuz. Yay gibi sallayın şöyle bir bakın. Maşallah maşallah. Doluluk bu şekilde. Ben biraz kıralım. Randıman irilik nedir? Bir görelim şöyle bir. Yani. Peki yaprak yoğunluğumuz gene bolca maşallah. Bu sene yaprak çok yoğun. Bana diyor ki Ayha Bey. Abi yaprak yeşilliği nasıl oluyor? Bana soruyor. Abi nasıl olacak? Haziran ayının yeşilliği gibi yani böyle görüyorsunuz. Aynen, her ne kadar yıl yani sanlı bir yıl olsa da böyle hastalık yapıcı. Hem bu yine de maşallah maşallah. Çotanaklardaki fındık sayısı fazla. 2-4 bak mesela şu normal bir çotanakta 5 tane. 7-8'i var. Ondan sonra. Evet abi. Aynen. Ne demek bu çotanak sayısı içindeki fındık sayısı arttı mıydı? Bereket yani. Maşallah maşallah afiyet şeker olsun. Hı-hı. Yavaş gösterelim bir saniye dur. Ha, yavaş gelirim. Ya daha yavaş arkadaşlar. Ha. Evet. Şöyle şimdi bir geçen bakın şöyle diyeyim. Şu daha şu kurumuş mu abi? Bakın şu daha yaş. Değil mi? Daha devam ediyor. Şu çalışıyor daha. Şu bu kendisini imha edecek yani. Hı-hı. Gördüğümüz gibi çalışıyor abi. Bu beslemeyi sağlıyor. Hı-hı. Buyurun bunda. Hı-hı. Konuşurken abi, yok abi konuşurken yedi mi vallahi genzime kaçtım mıydı? 5 dakika öksürüyorum ya. İnelim aşağı doğru abi isterseniz. Şuradan nereden ya? Şuradan isterseniz. Şuradan inelim tamam. Daha rahat bir yer sanki şöyle. Ha. Yavaş yavaş kameramız gelsin. Bakın biz geçen sene buraya geldiğimizde biz güneşi görüyorduk abi. Şimdi ise güneşi göremiyoruz artık. Taban ürünümüz rekor gelişim. Araları kapatmış komple. Bugün ister istemez daha kütür büyümesi yapıyor haliyle. Ki siz iyi buluyorsunuz genelde. Hı-hı. Hatta geçen sene şöyle budanacak böyle budanacak diyordunuz ama şu an itibariyle güneşi göremiyoruz yani. Burada yavaş olalım biraz. Heh. Bu sene iç budaması yapacağım yani. Evet. Mesela bak kabuğu içten görebiliyor. Bak kabuğun horunda. Dur kamera şimdi iç tarafa bir girse. Ya. Gel istersen elini ver bana. Gel hayatım ver bana. Ha, gel. Sen şöyle. Kabuğu alabilir misin? Ha şu şeyi abi içten kabuğu arkaya doğru. Buradan gelirse ancak görebilir abi. Ha. Gel yavaş şu açıyı şöyle görürse. Bak şuradan çekelim şöyle bak. Şöyle bakın ha. Orada fındık gözüküyor mu? Buradan gözüküyor ama tabii çok yeşil. Hasada gelmiş bir fındık bahçesinde. Evet. Fındıklar yemyeşil yani. Yemyeşil abi. İşte görüyorsunuz bu giresun yağlısı. Hı hı. An itibariyle biz şu anda 8 Ağustos'tayız yani. Yani bugün bölge olarak hasatlar başlıyor. Herkes tırpan yapıyor. Şimdi şu mesela. Bugün hepsi dolu. Alttan alabilir onu. Alttan al. Ona gelelim altı şöyle. Ha buradan gelirse alır. Ya gelebilirsin. Buyurun. Gel, gelsene. Gelelim böyle efendim. Bak şöyle attan şuraya gir. Bu açı kaç derece abi sizin de? Bir de taşlı, çok taşlı bir arazi burası yani.
Burası volkanik patlama olmuş. Evet, çok taşlı bir arazi burası abi. Maalesef çalışmak çok zor. Allah size kolaylık versin. Abi. Kolay bir şey değil yani. Gerçekten çok zor. Şöyle söyleyeyim. Şu fındıkları alabilir miyim? Bak sen şu başlıkta. Giresun'un en yeşil, şurayı alalım eğilerek şöyle. En yeşil bahçesi abi. Haberiniz olsun ya. Çünkü fındık bile. Bak bunda da var. İşte şuraları görüyorsunuz. Bak şimdi. Şunu da alsana bak. Şu bakın bak şöyle. Giriyor, bak. Bak hiç yokmuş gibi gözüküyor ama aşırı yeşil zaten. Bak şu şehir başına. Aşırı yeşil zaten. Bakın şöyle. Yukarıda böyle. Zoomlayalım şöyle. Bak şöyle. Her tarafta fındık var. Güzel. Tutum çok güzel. Ya abi şimdi ben size şunu söyleyeceğim. Ürünlerimizi az çok 2 yıldır kullanıyorsunuz. Ve bir insan kullandığı aleti, edevatı olduğu gibi de nasıl özelliğini biliyor, ne zaman çalışmaz, ne zaman çalışır, ne zaman arıza yapar değil mi? Evet. Şimdi bunu da siz 2 yıldır kullanıyorsunuz. Evet. Yani tutum konusunda nasıl bir olay sağlıyor yani? Rekor gibi yaprak gibi. Doğumu arttırıyor, çok arttırıyor. Evet. Yani Nisan ayında atıyorum ben. Mayıs ayında hemen onun etkisini görüyorum ben. Nisan'ın ilk haftasında atıyorum. O tam döllenme zamanı, doğum zamanı. Evet abi. Bayağı etkili oluyor. Yani tutumu daha da tutum sayısını artırıyor. Evet. Peki Giresun yağlısı özellik olarak her yıl fındık verir mi efendim üst üstüne? Her yıl vermiyor yani. Vermez değil mi? Seçici özelliğe sahip. Peki yani, verdik dedik mi abi? Bu ben 2 senedir aynı fındığı alıyorum. Yok daha iyi bu sene. Bu sene daha iyi söyleyeyim ben. Geçen sene de çok yüksek aldınız. Evet. Bu sene de güzel alıyorsunuz. Evet. Peki bugün sürgünümüz gelecek seneye güzel mi abi peki? Tabii. Ağacın yeşilliğine zaten anlatmaya gerek yok yani. Sürgüne bir doğuşları bir gösterelim şöyle. Bak şu sürgüne bak şunlar. Gelecek senenin şey dalları. Şimdi siz bu sene taban gübresi verdiniz için rekor gübre, rekor gelişim taban gübresi. İster istemez gelecek sene hazırlığı daha iyi yani. Tabii. Daha, çünkü biz onu kullanmanızı tavsiye ettiğimiz halde siz hep yapraktan gittiniz. Çok sıkaçtı. Evet. Bir iç budama yapacağım inşallah. Yapacağız abi. Tepe vurması yapacağım bu sene. Biraz güneşi göstereceğiz abi. Çünkü tamam belki Haziran'da falan bu kadar yaprak olmadığı için güneşi gördü ama şimdi komple kapatmış yani. Evet. Gelelim bakın kameraya göstersin şöyle. Homojenlik yani tutum anlamında homojenlik sağlıyor mu? Var her tarafta. Yani lazım. Etekte değil, tepede değil her tarafta değil mi abi? Her tarafta var her tarafta. Bakın zaten verimi böyle kazanıyorsunuz bakın. Evet. Tepede herkesin var değil mi? Güneşi gördüğü için tepede herkesin oluyor ama altta yok, gövdede yok, yakın yerlerde yok böyle. Dolayısıyla mesele burada her tarafta yakalamak yani. Burası efendim baştan unuttuk söylemeyi. 14 dekar mı demiştiniz? 9 dekar. Burası 9 dönüm. 9 dönüm, 9 bin metrekare. Kaç ocak vardı? 700 ocak falan var. 700 ocak. Demek ki 80 çarpı 9. Demek ki 78 tane yani ocak var dekarında. 70-75 arasında düşünüyoruz. Evet, 75 ocak. Evet. Sık bir dikim yani. Sık dikim. Yani bakın, ocak sayısı 75 adet ocak var dekarında. Evet. Sık bir dikim efendim. Yani dolayısıyla hesapları ona göre yapmak lazım. Ama şunu söyleyeyim ben size. Seyrek dikim ağaç gibi verim var abi. Yine onu söyleyeyim ben size. Gelelim böyle. Gel habudalı fındığın habudalı bak. Abi şimdi buradan bir yürüyelim. Habudalı bak. Bir dakika abi. Şimdi tabii sık olunca göstermek zor ama şimdi daha hala küçük dallardayız. Daha büyüklere girmedik. Evet girelim. Gösterelim şöyle abi. Hasatı artık bu hafta yapılacak inşallah. Bu haftadan itibaren hasada başlanacak bir yerdeyiz yani. Erkek kardeşim geldi bahçeyi gezmeye. Abi dedi maşallah olsun dedi yapraktan fazla fındık var dedi. Bence yaprak daha fazla. Çünkü bakın ben size şöyle söyleyeyim. Yapraktan fazla fındık lafın gelişidir. Lafın gelişidir ama bir bahçede eğer ki fındık sırıtıyorsa, yaprak gözükmüyorsa verimsizdir yani. Evet. Bunu unutmayın tamam mı? Neymiş abi? Yaprak verimli. Meyve sırıtıyorsa her bir bitki için konuşalım. Bu eriktir, kayısıdır ne olursa olsun yani. Tamam mı? Yani o meyve... Gel abi gel. O işin doğasına ters yani. Abi gel. Abi şöyle bir... O zaman inelim gel. Göstere gelelim bak buralarda. Gel bak. Şuraya gitsin şuradan alsın bak bunu. Abi şimdi zaten büyük ağaçlara geleceğiz. Şimdi siz her ne kadar küçükleri görseniz de... Küçüktür her türlü abi. Şimdi sen büyük ağaçlara geleceksin şimdi. Cem abi alabilir misin? Abından al istesin. Ya şu kamera şöyle gelsin efendim. Şimdi biz şöyle bir poz verir gibi abi. Şöyle bir tam şu açıya gelsin efendim. Şu açıya gelsin şöyle. Şimdi şöyle bir. Açı bak. Güzel. 2 yıl üst üstüne maşallah.
Ondan sonra şimdi bakın. Tabii gene de kamera yeşil olduğu için hala gene gösteremeyebilir ama bugün durum bu. Baksana şunlar. Şimdi şöyle diyeyim ben size abi. Taban ürünlerimizi şöyle gösterelim. Bakın siz geçen sene. Cem şuna bak Cem. Bak şuna bak. Maşallah. Abone alttan alsana. Kameraman kardeşimiz Cem kardeşimiz ha. Şöyle sağ olsun. Ha şu dalı bir göstersin bakayım. Şöyle bir dal var mı efendim? Şu dalı alttan eğilerek biraz. Şöyle bakın şu güzelliği gösteremezsek olmaz abi tamam. Bugün işte genel anlamda. Evet. Aşağıda verim az abi. Aşağıda aşağı. Aşağı indikçe. Şimdi bak abi. Şimdi her zaman için aşırı dik yerler daha düşüktür yani. Bunu bilin evet. Yani. Çünkü evet. Suyu alamaz yani. Evet. Zor alır yani. Ama bugün aşağı indikçe abi. Daha arazinin dikliği azalıyor. Ve daha da suyu aldığı için abi. Bu yüzden zaten biz diyoruz ki teraslama yapın diye. Suyu daha kolay alsın diye. Ama bugün tabii teraslama imkanı olmayanlar için konuşuyor yaparken. Ama bugün sonuçta su faktörü önemli konu. Burası sonuçta sulanmayan. Zaten fındık genelde sulanmaz. Sulayan da var ama bugün aşağı doğru indikçe buralar geçen sene çektiğimiz yerler midir? Yok. Daha oralar değil evet. Geçen sene aşağılar çektik. Evet efendim yani. Gelelim böyle. Yahya abi bahçenin en kötü yerinden başlattın sen bizi. Değil mi abi? Evet. En kötü yerinden geldik şöyle bahçenin Cem iyi yerine doğru. Cem abiyle gelsene oğlum. Çünkü tepe sürgün, yerler. Abi sürgünler abiyle. Peki bu kadar fındığa rağmen sürgün nasıl abi gene? Maşallah. Gelecek yani. Sürgünü. Bence çok sıkıntı yok. Dökülebilir de, hayır şu an artık dökülebilir. Dökülüyor. An geldi artık ya. Evet, hasat evet. Saati geldi. Dökülüyor yani. Gelelim efendim. Şimdi Yahya Bey ben size şöyle söyleyeyim. Şimdi Türkiye'de tarım arazileri miktarı azaldıkça affedersin artık abi siyasetçisi, oyuncusu, sanatçısı, kasabı, bakkalı, çakkalı abi derler ya böyle hani. Herkes abi artık tarlalarda video çekiyor abi. Bu da sevindirici yani. Hani bugün herkes abi bir şey artık yani. Bir tarlalarda video çekme derdinde. İniyoruz mu? Orada mı gelelim şöyle? Gel burası daha düzgün abi. Abi düzgün derken inmesi mi düzgün yani? İnmesi düzgün. Ha yoksa bahçe yok. Düzgünlüğü zaten en kötü yerden başlatıyorsun. Ayağını yan kılıcıyla basacaksın abi. Tamam ben basıyorum abi sen merak etme. Düz basma. Tamam ben şimdi yoksa biz yuvarlandık mı abi biliyorsun böyle aşağı buluruz yani. Tam aşağı gideriz abi komple. Şimdi bak abi ben sana soracağım. Bir tane daha bir şey söyleyeceğim size. Doğuşu artırıyor dediniz ama. Şimdi homojenlik konusunu nasıl yapıyor? Yani bugün mesela boş ağaç var mı, boş dal var mı? Bence homojen çok eşit şartlarda. Bu kadar. Hepsinde var. Bakın bir dalda çok verim olması önemli değil abi. Hı-hı. Her dalda verim olması önemli tamam mı? Yani çünkü tonajı o yaptırır yani boş, ve iri olması yaptırır yani. Boş dal yok ki. Şimdi ben bir şey soracağım bir saniye abi. Şimdi bugün bakın insanlar. Şuna bakın mesela abi. Tabii bakın kamera göstersin abi. İnsanlar ekonomiklik açısından siz de ilk başta öyle yaptınız. Ne yaptınız? Rekor yaprak kümesini kullandınız. Evet. Ben size alırken de tavsiye etmiştim geçen sene. Taban ürünümüzü kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Neden? Tabii ki yaprak kümesi çok etkilidir. Tutuma destek sağlar ama tutturdunuz diyelim. Toprak izin verdiği kadar içini doldurur yani. Çünkü bugün aşağıdaki fosforu, potasyumu alamadıktan sonra... Evet. İster istemez. Evet. Tane istediğin kadar da büyük de yapamazsın. Hı-hı. İçini dolduramazsın. Ama toprak biraz iyiyse ve toprakta varsa alacağı malzeme fosfor, potasyum bitkinin onları doldurur. O yüzden hani burada yani burada sadece tutturmak yetmiyor. Bunu unutmayın arkadaşlar. Yani tamam tuttururuz. Yaprak gübresini verdiniz tuttu. Ama onun daha da iri olması lazım, büyümesi lazım. Bunları unutmayın haliyle. O yüzden burada az çok tam porsiyon uyguladınız her şeyi. Ben eksiğimiz yok burada. Hazırlığında potasyum uygulaması da yaptım buraya. Yani biraz daha ne bir şey yapsın diyerekten. Abi zaten bakın verdiğiniz gübreleri toprağa gömemiyorsunuz. Hı-hı. Zaten üstten atıyorsunuz. Hı-hı. İster istemez kat sayı düşüyor burada. Evet. Bugün az önce hesabını yaptık. Yani ocak başına 250 gram, 300 gram gübre maliyeti. Peki ortadaki sonuç ne abi? Bugün eğer... Geçen sene bu bahçe gibi bahçesi varsa gösterdim. Yoktu çıkmadı. Kimse bana bu bahçeden daha iyi bahçem var diyemedi. Çünkü ben demiştim ki bu bahçeden daha iyi bahçeniz varsa bu sene için konuşuyorum dedim 2021'de. Bahçesinin gübre parasını komple ben vereceğim demiştim. Sen gösterdin mi benim bahçeyi? Videolarını izledin insanlar. Evet. Bir tane delikanlı çıkıp da Savaş Bey bak benim bahçem bunlar diyemedi yani. Evet. Yani bugün anlatmaya çalıştığım şey şu abi. Bugün burada hem ağaçlarımızın sağlığını iyileştirmek, gelecek seneye hazırlık yapmak, meyve kalitesini artırmak. Ve bugün nihayetinde de verdiğimiz para karşılığında da bugün ne yaptık? Misli misli meyve dönüştü. Bugün geçen sene var olan, bu bölgede var olmayan bir durumdu. Gene var şu an ve daha fazla gene var evet, yani. Ben şimdi bakın gene 3-4 gündür fındık bahçelerini geziyorum yani. Ordu, Samsun, burası. Hı-hı.
Yani bugün şartlarına göre mesela eğimli arazi grubuna baktığımızda gerek bakım, temizlik, böyle böylesine zor bir yerde. Bugün vallahi buraya kimse girmez, ben sana söyleyeyim yani. Evet. Emize sağlık gerçekten şu taş yani zor bir şey yani. Evet, taş da buraya. Yani bu taştan kaç kere birileri yuvarlanıp ayağını kırardı, ben sana söyleyeyim yani. Evet. Gerçekten çok zor ve bugün hani şunu söyleyeyim ben size. Topu topu 300 gram bir gübre, bir fındık fiyatına bugün eğer ilave 2 kilo 3 kilo alıyorsanız eğer, ilave olarak en az dekarın ocak başından. Evet. Yani çok fazla şu ürün şuydu, bu ürün buydu, bilmem ne, çok hesaplara gerek yok yani. Bunlar basit hesaplar bana göre. Evet. Çünkü ne verdin ne aldın onu görmek gerekiyor. Evet. Ve 2 yıldır da alıyorsunuz. Elhamdülillah. Allah'a şükür. Hiç böyle bahçemiz oldu mu? Olmadı. Yani burada, kaç bahçeniz var farklı farklı? Köyde de bir 3-4 parça daha yerim var. Hepsine kullandık. Çoğu ürünleri kullandık. Kullandım. Taban gübresini kullandım da bu sene oraya don fırtına olduğu için yani acaba yaprak gübresi atayım mı atmayayım mı, biraz da maliyeti düşürmek için atmadım yaprak gübresi. Peki durum ne oldu? Yani bu sene bir fındık doğumu var şeysi oldu. Donun şeysini düşürdükten sonra yani burası gibi buraya yakın fındık var. Çok güzel. Çünkü sonuçta oran dalları da toprağa derin. Derin toprağın avantajı. Evet. Artı rekor gelişim kullandınız. Heh. Sonuçta nihayetinde hemen renk verdirdi. İşte ürünlerimizden bir tanesi sonuçta orada var yani bugün. Evet. Velhasıl şunu söyleyeyim. Emin olun yaprak gübresi de verseniz daha da iyi olurdu. Daha iyi yani. Olurdu. Çünkü her birinin yani bir etkisi var. Onu vurdun mu verdin mi görüyorsunuz yani. Geçen sene taban vermediniz. İllaki. Gene iyi diyordunuz. Evet. Sonra şimdi verdiniz. Vazgeçme şansınız kaldı mı? Yok. Kalmadı. Dolayısıyla bugün. Muhtemelen biz her sene kullanacağız inşallah yani. Biz 2 yılda bir tabanı kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Yani bugün 0-232-364-22-22 nol telefonlarımızdan. Şurayı almayalım. Bir şöyle gelelim biraz. Telefonlarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Çağrı merkezimizden sipariş verebilirsiniz. Detaylı bilgi alabilirsiniz hali. Ama ben şunu söyleyeyim Yahya Beyciğim. Özellikle hayat pahalılığı, gübre fiyatları pahalılığı. Bugün maalesef emitasyon gübre firmalarının sayısını artırdı. Evet. Ve bildiğimiz klasik taban gübreleri dahil birçok gübrenin sahtesi maalesef satılıyor. O yüzden üreticilerimize dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Yetkili belgeli bayilerinden, hatta bayisini firmasına sorsun ya, bu sizin bayiniz mi diye. Bugün taşlar düşürüyordu az daha size abi. Aynen öyle. İşte aynen öyle. Savaş bugün ama düşmediniz maşallah. Şimdi burada o yüzden bunlara dikkat edin. Hangi firmanın malını alıyorsanız. Şimdi bak yani abi. Şu adam sizin bayiniz mi diye sorun lütfen yani. Şimdi sistem ne? Evet ama. Sistem şöyle genç dalları alabilmek bak. Evet. Şöyle tamam. Yan dal diyorsunuz. Yan dal almak. Yan daldaki asabligasında Cem. Evet. Şuradaki. Yan dalı bir gösterelim şöyle. Sürgündeki. Abi kırarsak da bunun da faturasını kesin şöyle. Ha. Şu yarın şu yukarı kalkıp şuradan bak, yakından bak. Yukarı kalk. Şuraya gel abi şöyle ha. Bak kardeşim ha. Şöyle gel ha. Kaldır elini biraz yukarı doğru. Şöyle ha. Gördüğümüz gibi. Bu geçen sene hemen çektiğimiz yer burası. 2 yıllık sürgün bunlar. Bu geçen sene çektiğimiz yer ama. Tamam. Yani yan dal oluşturacağız. Yan dal demek, bakın bu domates de dahil olmak üzere. Evet. Her türlü bitkide yan dal demek verim dalı demektir. Ama siz tutar da yan dal değil de yukarı büyütürseniz bak, verimi alamazsınız yani. Cem bak abi bir şey bak şu göreyim mi bak şurada. Evet. Şu kamera onu zoomlasın şöyle hafiften. Şöyle gördüğümüz gibi. Şu yatırsak mı kamera zoomlar yoksa şöyle. Cem'e bağlı. Cem nasıl görmek isterse. Tabii onu gösterebilir. Evet. Artık açışı ayarlayıp çalışırsa. Artık onu şöyle sabit. Ocağın aralarını açtım ben abi. Ocak araları böyle açık. Tamam. Kaç tane ocağımız var burada? Dalımız var. 5-6. Beş tane. Uygundur abi. Zaten 75 tane dal var burada abi. Yani 80 tane bir ocak. Ocak var dekarında. Evet. Şimdi bir de tut da 10 tane dal olacak hali yok. Mesela sık dikim bak. Şuna bak mesela. Ha burası da geçen sene yine çektiğimiz yerdi burası. Evet, geçen sene çektiğimiz. Ve maşallah şu bakın çok yeşil ve kapalı olduğu için fındıklar gözükmüyor ama. Evet. Lütfen kamera güzelce göstersin. Allah'a şükür gayet geçen seneden fazla yine bir fındık var burada. Fındık. Ve artık dökülme saati geldi. Hasat saati geldi. Ondan sonra. Buraya su aldım abi. Heh. Buradan bahçemi sulayayım buradan. Suluyor musun şu anda? Yok bahçemi ilaçlıyorum pardon sulayayım. Ha bakayım. Sulama yapılmıyor dedik az önce. Sen bizi yalan çıkartacaksın yok, abi. Yok ilaçlıyorum yani. Ha, gel. Bakın şuradan görüyorsunuz. Bak şu duran şekilde gösterelim. Bakın ta şu araları yukarıyı görebiliyorsak eğer. Bakın ta yukarılarda. Aynı şekilde abi. Heh. Evet her tarafta fındık var abi. Bizim bu bölgede su içer mi? Abi içelim ya. Hı. Şöyle kamera ağaçları çekerken biz içelim çünkü inanın sıcak buralar abi. Aksın suyu. Aç. Biraz aksın tamam.
Yok. Aşağıdan mu? Kapattım. Aşağıdan abi sen beni susattırdın sonra. Şimdi yok dedim vallahi yaktın. Aşağıdan kapattım doğru. Yaktın biz abi gel. Şu buradan. Kamera mesela gelsin böyle. Bak, şu yan bağa baksana bak. Yan mesela yan bağ. Evet abi. Bak şu da eskiden o dalın sonunda fındık alıyordun. Şimdi yan bağlarında da böyle fındık abi alıyorsun. Şu an şuradaki fındık 100 gram gelir. Evet. Tamam haberin olsun. Evet. Yani şu 50-100 gram şurada fındık var neredeyse. Ağırlığa bakar mısın? Yani yakın dallar ağır yapar abi. Hani anladın mı? Onun için gittikçe yukarı çıktıkça dal ağırlığı, fındık ağırlığı düşer yani. Evet. Şimdi bakın. Şimdi aşırı yeşil olduğu için abi buna kimse inanmaz bunun hasada geldiğini abi. Şimdi bakın abi. Şu abi biraz kıralım da bak şimdi. Yoksa bu bahçenin 8 Ağustos bahçesi olduğuna inanmazlar abi. Evet. Şuradan bak şuradan bir fındık kıralım abi. Hı. Şimdi neden biliyor musunuz ya bakın 8 Ağustos fındığı olduğuna. Şimdi adam bakıyor yeşil. Evet. Kendisine bakıyor sarı. Evet. Şimdi bu cins Giresun yağlısı. Giresun yağlısı. Yani gösterelim abi şimdi biz çünkü bakın yani burada gördüğümüz gibi fındık olgunlaşmış yani artık. Çünkü hasatına ne var bunun? Hasatına daha çıkmıyor kolay kolay ama hasatına işte bir hafta var. Bir hafta var. Durum bu. Durum bu. O şey kopmuş bak. Hı hı. Artık o şey kopmuş. Yemeyeceğim çünkü boğazıma durunca. Tamam. Zaten sadım de. Evet. Evet. Şimdi abi bak. İşte göster. Şurayı kamera gösterebilirse bakın. Yeşil görmüyoruz ama kamera orayı güzel göstersin. Hepsi böyle yani. Abi böyle güzel bahçeleri görünce. Şöyle bir şey var bu sene. Evet abi. Bu bakteriyle yanık mı? Ya oluyor? Şimdi abi şöyle iklim şartları. Küfür bir şeyse. Tabii çünkü bakın yıl genel anlamda küflü bir yıl yani. Hı. Yani bunu ben size söyleyeyim yani. Pancarlar kök çürmesi oldu. Evet. Mısırlar Temmuz ayından sonra geri gitti. Ondan sonra 2022 yılı öyle hani tarımsal üretim açısından çok başarılı bir yıl değil yani. Bunu bilin yani. Birçok meyve ağacı döktü vurdu yani. Ben fındıkçılar olarak size şunu söyleyeyim. Şansınız var. Hava biraz daha soğuk gitseydi doğuş da olmazdı yani. Tamam mı yani? Olmazdı. Olmazdı yani. Onu bilin yani. Şimdi bak ben dün Ordu'daydım. Hı. Ordu'nun Büyük Koç köyündeki bir abimizin hem tepede arazisi vardı. Çektik onu da. Hem de aşağıda arazisi vardı. Savaş Bey dedi. Yani yukarılarda dedi yine bizimki kadar olmasa dedi fındık var ama dedi. Onlar da iki üründe kullandı. Aşağı bölgelerde dedi fındık yok dedi abi tamam mı? Bizim olduğumuz bir 3 dekar bahçem var dedi aşağıda benim dedi. Orada dedi etrafta fındık yok dedi. Peki dedim için olduğu dedim konusunu dedim acaba dedim söyleyebilir misiniz dedim. Vallahi tek farkı da sinir ürün dedi. O zaman ben dedim sana anlatayım abi. Oradaki olay şudur arkadaşlar. Bugün bu sene malum biliyorsunuz özellikle bu yörede Ordu, Giresun yöresinde sonradan doğuşlarda fındık oldu. Hı hı. İlk doğuşlarda yani siz bunu bana söylemediniz ama ben kendi bunu öğrendim burada şu anda ve müşterilerimizden öğrendik haliyle. Bugün sonradan doğuşlar arkadaşlar hava soğuk gittiği için ilk başlarda doğuş olmadı ve sonra hafiften doğmaya başladı ve son dakika kurtardı. Ama sahilde ise havaların ısınmasıyla beraber doğuş durdu. Hmm. Aynı şey gibidir. Yani nasıl buğdaylar hava ısındı mı başak verir. Evet. Raygrass hava ısındı mı başak verir büyümez. Yani dolayısıyla sıcaklık bir yerden sonra bazı bitkilerde bazı şeyleri bitirir ve artık olgunlaşmaya çevirir haliyle. Bundan dolayı da tepeler daha hala serin kalabildiği için, hava iklim hala soğuk gittiği için orada biraz daha doğuş imkanı yarattı yani. Evet abi. İşte rekor yaprak gübresi de o şey yerlerde, sahil yerlerinde biraz daha siz söyleyin iklimi dengeleyip o soğuk denilen, kısmi soğuk denilen, aşırı soğuk olmadı ama orta soğukluk oldu böyle. Hı-hı. O azar azar sürekli olan soğuk döneminde bir doğuş aradığı için, yani o doğuşlar kalabildiği için ne yaptı? Doğuş yakaladı ve verim oldu yani. Hani buradaki nüans farkı budur yani. Bunu iyi bilmek lazım. Çünkü evet yoksa dondur vurdun mu yakar. Ama seviyesi de önemlidir. Ya da soğuk havanın önemi önemlidir yani. Bir de, gelelim abi. Ha. Bir de ben şu fındık cırıflarını, patates tozlarını ocakların dibine koyuyorum. Kireçle karıştırıp organik çürüntü meydana getiriyorum. Abi zaten toprağında organik madde düşük. Taş evet, oranı evet, yüksek yani. Evet, evet. Organik maddenizi artırın da nasıl artırırsanız artırın. Zaten bu İşin tarımın kurallarından bir tanesi. Organik maddeyi artırın yani. Tamam mı abi? Evet. Organik maddeyi artıracaksınız. Ama burada şuna dikkat edin. Bugün verdiğiniz organik madde tabii ki toprağa karışma süreci, onu toprağın bünyesine alma süreci zaman alacağı için tabii mantarlaşma yaratabilir haline. Cem şunu alabilir mi? Kamera göstersin şöyle.
Işık o şeyden şimdi, mi geliyor? Tersten mi geliyor? Yok yok, uygun uygun. Şu an bakın. Biz geçen sene gezdiğimiz bahçeye giriyor değil mi? Geçen sene. Şimdi yukarısı daha iyi diyordunuz, aşağısı daha iyi değil mi diyordunuz? Evet. Abi geç bunları sen. Yani bugün buradaki bakın hem ağaçlar büyük, her tarafı fındık yani. Evet. Evet. Bugün işte o noktada. Bak şimdi işte mesela şimdi. Kamera şuraya alsın lütfen bakın. Abimizin aşağı. Bundan taraftan abi böyle atıyor. Şöyle güzel kardeşim. Şöyle bak şu tarafa bak şöyle. Ha. Abimizin dediği geçen sene şey yukarısı iyi şimdi. Aşağısı bundan daha iyi değil abi. Bugün bak sonuçta küçük ağaçtır. Hı hı. Sonuçta vereceği fındık başkadır. Burada şimdi o küçük ağaçların gördüğünüz gibi 4 katı büyüklüğünde ağaçlar var. Ve sık dikim, burası da sık dikim yani. Evet. Yani burası da sık dikim bakın geçecek yer yok. Aa, gel bak abi mesela şu dola bak abi. Gelsin abi kamera gelsin göstersin şöyle. Bak. Bak abi. Bak 3 boyutlu bak senin. Neymiş efendim aşağısı. Sen çatal değil çatallı 3 çatallı yapmışsın abi. Şu kamera şuraya alsın bakın. Şu üç çatalı bak üçgen geniş. Yapmış. Üç açıdan bu taraftan bu taraftan bu taraftan yani evet, maşallah. Bir de şu taraftan bakın şu bakın şöyle bak. Şu çatalı göster şu yukarıdaki var ya tuttuğu dal. İşte onun verimini göstermeniz lazım. Zoomlayın biraz. Ha, görebiliyorsan kendin görmüş oluruz yani. Bütün boydan aşağı bakın. Yani hayır o dalın böyle ha. Aynı dalın aşağısına kadar da fındık var mı gene? Var var. Abi, çıplak dal var mı? Yok. Elimin olduğu yere kadar var. Ha, zaten oradan aşağısını sen bilerek kopardın. Tabii yani. Tabii. Yani bir... Çünkü bir metreden yukarısı tamam aşağısı güle güle. Çünkü ota değdiği için mantar yapar, şey külleme yapar. Bir metre aşağısını temizleyebilirsiniz yani. Yine dal kıran tuzaklarım bak bunlar abi. Evet bunları geçen sene çektik abi. Bunlarla zaman ben... harcamayalım. İşe yarıyor belli tamam. Gözüküyor. Bak ben bu sene de bunları şey yaptım. Elinize sağlık. Şey yaptım. Bayağı yakaladı yani. Gelelim abi. Şimdi bu şu var. Ben bu bahçeyi niye gösteriyorum Yahya Bey? Şimdi insanlar acaba bir alan bir daha alıyor mu? Bir kullanan bir daha kullanıyor mu? Kullandısın ne oluyor? İşte ah bahçe böyle oluyor tamam mı yani? Bugün bak hani abi, bunu bilin haliyle. Bak şu dala bak. Mesela. Evet. O üstündeki dala bak. Bak. İşte abi hepsi abi şey evet. Maşallah var yani. Bu Giresun yağlısı. 8 Ağustos evet, 2022'deyiz yani hasat. Evet. Ondan sonra maşallah maşallah. Evet, evet. Şu dalda kaç kilo fındık var sadece? Vallahi bilmiyorum sen bilirsin abi. Yok sayıdan bellidir yani sonuçta nihayetinde. 2 kilo, 1,5 kilo falan vardır galiba. Var maşallah. Şu, tek şu dalda. Yani 1,5 kilo vardır. Vardır abi vardır. Zaten 4-5 dal 6-7 kilo. Yine minimum fındık oluyor ve ne demek arkadaşlar? 7 kilo ocakbaşı fındık ki bu küçük bir ocak haberin olsun yani. Bugün 7 kilo şey 70 tane 75 tane ocak varsa abi. 5 kilo yaparsan 350-400 yapar. 6 kilo yaparsan geçen abi. Geçen sene 250-260 kilo aldım dönümden. Ama yukarıdaki... Hepsinin ortalaması. Ama şöyle ortalaması. Yukarıdaki ocaklar temelde sorunları vardı. Evet. Onları zaten biz saymadık. Onları çıkarttığın zaman bizim bu normal... Tabii burada belki 300'dür. Yani, daha da... Burada belki orada 300'dür. Fındık şöyle diyeyim ben size. Orası gelişimi geri kalmıştı. Evet. Öncelikle geliştirmek gerekiyordu. Bozuktu. Evet. Evet. Ondan sonra ister istemez o bahçenin ayrı şeyini yaptık ama bu normal bu çektiğimiz yerde geçen sene 300'den fazlaydı yani. Doğrudur. Ki yok yılında. Evet. Evet. Bölgede yoktu yani. Evet. Bölgede yok. Evet. Şimdi peki durum ne? Evet. Ya şu an yani ben... Daha büyük ağaçlar. Evet daha ağaçlar büyük. Ağaçlar daha büyük yani. Daha şey... Ağaçlar daha büyük, daha dolu, evet. Daha tutum güzel, daha yeşil. Evet. Daha başarılı olmuş yani. Allah bereketini versin. İnşallah. gel. Hayırlısı olur. Evet abi şimdi... Tabii abimizin kötü dediği yukarı daha iyi aşağıda abi sen şuradaki tek bir dal o koca yukarıdaki küçük ocaklardan fazla fındık var görüyorsun yani. Evet. Görüyor musun şu fındığı? Sık dikim bir yerde şahane fındık var gene yani evet. Maşallah maşallah. Bugün her yıl fındık alıyoruz abi. Giresun yağlısı diyorsunuz yıl seçer öyle mi? Seçer. Ha, işte mesele budur yıl seçmiyor artık yani. Evet. Ha burada budama önemli, bakım önemli. Ondan sonra her şey önemli yani. Yavaş yavaş gelelim şöyle. Geçen sene tekrar söylüyorum taban ürünümüzü kullanmadınız yani. Geçen sene yok. İlk tabii ki. Bu sene kullandım taban ürünümüzü. Evet. Taban rekor gelişim taban ürünümüzü kullanmadınız. Ve bundan dolayı da artı geçen sene don vuran yıldı genel anlamda. Evet. Bölge olarak etrafta fındık yok olduğunu biliyorsunuz yani 2021 yılında. Bunları da iyi koymak lazım. Bakın hiçbir boş yer yok yani. Bakın ne yapmış? Tepe vurmuş, taç yapmış. Yandal yapmış. Yandalların hepsi fındık vermiş arkadaşlar tamam mı? Yani bugün şu fındığı tepe vurmasaydı şu fındık. Bu da gelecek sene daha fazla fındık var burada. Evet abi. Gelelim böyle.
Bak abi, habu, gel habu dalın, bak şu ucuna bak. Habu dala bakalım, dur abi. Yasmış aşağı doğru, bak şu kendin elle bak. Kendin elle, ağırlığını kendin hisset. Gel abi, gelsin kamera. Bak kendin hisset bak abi. Abi bu bildiğin yay olmuş ya. Yani bak, kamera güzel şuraya göstersin abi. Haburayı haşırıya alabiliyor musun Cem? Aha, burayı al abi. Ha. Kamera içine girsin ya, abi. Yavaş yavaş. Gel abi, gel abi şöyle. Ha. Bak haşıranın ucunu alsana, sallanan yere bak şu şey. Zoomlasın bak. İçine girip bir şekilde orayı yakalasın. Yakalamazsa yazık ki ne olur bak. O kadar yani. Evet bak, bu da öyle. Bugün gördüğümüz gibi abi. Şu iki dal maşallah yani. Bir dal aratmıyor abi. Her dal evet. Aha bu güzel, aha bu güzel. Evet. Tamam yani. Evet. Evet. Abi siz aşık olmuşsunuz bahçeye, ben size söyleyeyim yani. İki senedir pandemiden dolayı birebir her işimi kendim yapıyorum. Savaş Bey. Şuradan gösterelim şöyle. Evet. Bakın dallar, fındıklar nerede? Ta buradan başlıyor. Evet. Böyle komple. Bakın şöyle, yani bugün dalsız yer yok. Abi Allah bereket versin. Allah utandırmasın. Çok Allah sevindim. Bütün yani müşterilerimizin böyle güzel bahçeler olması desin. Bizleri daha da mutlu ediyor. İnanın kendimiz kazanmış gibi de mutlu oluyoruz Allah abi. Allah razı olsun abi. Ha, hiç bu konuda emin olun ya. Yapın, ön ayak olun. Ya biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz abi, estağfurullah. Aradığımızda her malzeme, gübre alacağımızda bize birebir destek veriyorsunuz. Evet, siz de bize destek veriyorsunuz. Bak kaç kilometre yerden çıktınız geldiniz abi. Evet abi. Bizi kırmadınız abi. Evet, sağ olun. Eksik olmayın. Yani burada yani. Ha yani bu şekilde. Efendim bahçe güzel. Bu toprağa rağmen, bu zor şartlara rağmen iyi bakıyorsunuz. Evet. Hani bakımın önemli olduğunu unutmamak lazım. O yüzden de evet yani saati geliyor abi. Daha bir haftası var abi. Şimdi daha bu yetmez çünkü. Yok yetmez abi. Bakın abi, bakın her taraf dolu, görüyor musunuz yani? Aha. Kamera lütfen göstersin güzelce. Ondan sonra durum bu şekilde. Abi yeterli isterseniz. Yok abi, aşağıya kadar gelin. Tamam abi. Tamam, biz gezelim tabii. Kamerayı ağaçları göstere göstere gelsin abi. Şimdi tabii uzun olmasında bir şey yok. Çünkü biz bak hiç kamerayı kapatmadan ta bahçeyi yukarıdan aşağı kadar indik. Var abi, mı kapattığımız gizlediğimiz bir şey abi? Bak abi, habını gizlemişsin abi. Öyle mi? Abi sen gizledin abi. Sen ağzında diyorsun ki geçen sene şey yukarısı şimdi iyi, aşağısı böyle böyle. Bak abi. Allah aşkına yani aşağısı da iyi, yukarısı da iyi abi. Canım baksın da şöyle. Kamera orayı alsın. Evet. Girsin şu alta güzelce. Bir bak kameracığım kardeşim. Orayı alacaksın ya, tamam. Bakın bak. Fındığın aşağıdan şöyle başladığını. Evet. Yukarı doğru komple. Yani diz ara düz ara fındık yani, tamam. O dalda fındık, şu dalda fındık, üstteki fındık, hepsi fındık yani. Boş ocak yok abi. Hepsi aynı. Tabii kamera onu ne kadar göstereyim. Çünkü yeşil abi, şimdi milletin normal şartlarda evet. Şu anda evet. Sapsarı yaprakları var. Evet. İster istemez fındık sırıtıyor yani şimdi, tamam mı? Dedim ya yaprak daha burası bir haftayı bulur abi en az. Bak gel. Ayın 15'inde başlayacağız. Böyle. Bak sallanıyor. Pazartesi haftaya bugüne başlayacağız. Peki abi sana bir şey soracağım. Rekor gübre ürünleri fındığın çotonandaki şey uzatıyor mu? Daha ne? Hayır şey uzatıyor mu? Hasat süresi. Kolu. He uzatıyor, uzatıyor. Çöpünü uzatıyor mu? Uzatıyor. Ne işe yarıyor peki? Ben onu tam bilmiyorum. Ne, yere düştüğü zaman nasıl düşüyor abi? He yere temasını. Teması tabii fındığın engelliyor yani. İsterse bu büyük olduğu zaman ister istemez. Durumlar daha büyük oluyor. Tabii. Çotanak sayısı fazla oluyor. Evet şimdi bugün sap yani fındık sapı. Çotanak sapı daha uzun oluyor abi, anladın mı? Şimdi ister istemez bu ağaçtaki kalma fiziğini daha rahat hale getiriyor. Yere düştüğü zaman ister istemez daha zor bozulmayı sağlıyor. Ondan sonra çünkü fındığın kendisi birebir temas ederse toprakla bozulması daha kolay çünkü. Evet. Sadece çakıldak fındıklar yere dökülüyor direkt olarak. Kavussuz şekilde. Evet gelelim böyle. Evet maşallah. Şimdi bu seneki rakamı da abi konuşacağız. Tamam abi inşallah. Yani geçen seneki bugün yok yılında bugün bahçelerin yani bugün olmadığı 50 kilo fındık 100 kilo fındık alınamayan yerlerde abi. Geçen sene en az 300 kilo yaprak gübresi ilavesiyle aldınız yani. Aldık. Bu sene de ben size şunu söyleyeyim şu bahçede maşallah hani daha yukarı bahçe küçük hala. Onlar biraz daha büyüyecek hala. İlk başta videonun başında başladığımız yerler. Ha buralarda maşallah 400'den aşağı minimum. Hani çünkü bahçede boş ağaç yok, sık dikim. Bunu unutmayın bakın. Şimdi bir 50 ocak olur, çok çok dolu fındık olur. Ayrıdır ama bugün burada 75 ocak var dekarda yani. Evet, evet. Hesabı buna göre yapacaksınız. Çünkü bugün... Biraz daha seyrelme... Tabii, seyreltin olarak söylemiyorum. Bakın orada şu var Yahya Beyciğim. Güneşi gösterin ama illa seyreltin mantığı doğru olmayabilir. Çünkü neden biliyor musunuz? Don olduğu yıllarda her dalda 100 gram, 200 gram fındık olsa... Evet. Bir ocakta bir kilo fındık olduğunda maçı kurtarırsınız tabii yani. Maçı kurtarırsın. Doğru. Ama bugün fındık da dalda oluyor. Burada tabii ki çünkü bu takdir sizindir.
Tabii sık olan yerin bakımı zordur, masrafı evet. daha fazladır ama evet. bir taraftan da donlu yıllarda bir dalda 150-200 gram fındık olduğunda yine 110 kilo dekarından fındık aldığınızda aşırı don vurduğu zamanlarda o yüzden özellikle Çarşamba yöresi, Samsun yöresinde sık değil sıra dikiyorlar. Bunu da anlamak lazım. Bu tabii üreticinin siyasi tercihidir. Sık mı dikecek, seyrek mi? Sık dikmenin artısı budur. Don vurduğu zamanlarda ister istemez maçı kurtarıyor ama diğer taraftan bakımı zor, işçiliği zor, hastalığı kolay. Bunu da unutmak lazım. Eskiden atalarımız evet. Don vuruyor, rüzgar kırıyor, damız kırıyor, evet. ayı kırıyor. Evet. Ondan sonra yani hep bunların zararını düşünerekten. Düşünüyor ama güneşi de göreceğiz ha, yani. Tabii güneşi. Artı makineli tarımı da ne kadar. Evet. Onda hani burası için konuşmuyoruz. Burası traktörün çıkamayacağı bir yer sonuçta. Evet. Arazi engebeli. Evet. Efendim yeterli. Ben fazla konuştum herhalde biraz. Efendim 2 yıldır kullanan kişi olarak şöyle ekrana bakarak efendim. Ne öneriyorsunuz? Yani bugün siz bugün 2 yıldır müşterimizsiniz, aldınız, kullandınız. Bütçeniz, imkanlarınız ölçüsünde ya da atım şartları, fırsatları ölçüsünde alabildiğiniz kadar aldınız, yaptınız. Ne öneriyorsunuz? Yani şu an Giresunlara size bir sürü soru soracaklar. Ne öneriyorsunuz yani? Yani ben Giresunlu hemşirelerime bu ürünü denesinler derim. Yani mutlaka hı-hı. farkındalık yaratacağını evet. görürler yani. Ben farkındalık yarattığını evet. gördüm yani. Gördünüz yani. Ürünün bahçenin gelişimi, ürün miktarında artışını gözlerimle evet. hissettim. Doğum sayısını artırıyor, dalların gelişimini artırıyor, İş doluluğu, büyülük. Hastalığa karşı dayanıklılığını artırıyor. Evet. Yapraklar şey gibi Ağustos ayında bile ta Haziran ayındaki yeşilliği koruyor. Buralar için çok önemli. Buralar evet. çünkü maalesef yağmurun çok yağdığı bölge. Hemen ansın yağmur yağıyor. Pas hastalıkları fazla, külleme hastalıkları fazla. Şu bahçemizin imarını bir gösterelim bakın. Aşağıdan boydan boya bu şekilde. Tabanlarla şeyler. Yandan. Hı. Yani ben size bir şey söyleyeyim. Bahçeniz sanki sıra dikim bir bahçe kadar sık abi yani. Evet. Yani bahçeniz bir sıra dikim bahçe gibi sık abi şu anda. Geçen seneye göre en az %30 büyümüş abi. Rekor gelişim taban ürünümüzü kullandıktan sonra ağaçlar. Şimdi işte evet. kırma yapacağım, dal kırması yapacağım da şunları artıracağım. Şunlar hep yandan, yandalları. Yandal abi. Hı hı. Bütün emeğimizi yandala veriyoruz. İşte, işte bakın bunlar bu senenin yandalları. Hı. İşte rekor gelişimin en iyi yaptığı şey bir tanesi evet, yandal çıkartmak evet, yani evet. tamam mı? Yandal yani. Şunlar olursa bahçede evet. fındık olmaması. Sonra bir şey unuttunuz yani. Abi potanların içindeki fındık sayısını i̇şte ne yapıyor? Arttırdı. Kaçlı oluyor? Yani 6'lı 7'li yapıyor. 6'lı 7'li bazen 8'li. Evet efendim. Yani. Evet. Eskiden 2'li 3'lüydü. Peki 6'lı 7'li olduğunda fındık küçük mü kalıyor hala? Yok yani. Aynı hala normal, iri. Normal. Hatta siz geçen sene bir tanesi kırmıştınız 5'liden. Yine fındığın iri evet, olduğunu gördük evet, hala. Evet. Durum bu evet. şekilde. Evet. Hem yeterli. Kameraman kardeşimize de her tarafını sinek ısırdı, hatta şey yaptı. Sağ olsun çok teşekkür ediyoruz. Cemil'e de teşekkür ederim. Aynen öyle. Ben Giresun'dan bütün çiftçilerimize, fındık üreticilerimize Allah kolaylık versin. Çalışan işçilerimize Allah kolaylık versin. Amin. Emekleriniz zayi olmasın. Amin. Şimdiden hayırlı hasatlar efendim. Amin. Ben hadi, de hoşçakalın. Bütün hemşirelerimizin hasatlarını hayırlı olmasını diliyorum. Amin. Bereketli mahsuller diliyorum. Evet teşekkür ederiz.